Değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Çözümü birlikte arayıp doğruyu bulabiliriz. Dayanışma içinde hareket edersek sorunları çözebiliriz diyen. Seslerini duyuramayanların sesi. Ülke birliğimizin ve bütünlüğümüzün teminatı. Bu ülkenin işsizlerinin, bu ülkenin esnafının, bu ülkenin apartman görevlilerinin, bu ülkenin kamyon şoförlerinin, bu ülkede yaşayan halkın ve garibanların dostu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim Yozgat'a arkadaşlar dediler ki bu 7. gelişiniz diye. Değişik zamanlarda geldim. Kanaat önderleriyle görüştüm. Muhtar arkadaşlarımla görüştüm. Bölgenin sevilen sayılan insanlarıyla görüştüm. Ama ilk kez sizlerle dertleşmeye geldim. Memleketin ne halde olduğunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Sorunları çözecek olan biziz. Beraber çözeceğiz. Dışarıdan birisi gelip bizim sorunlarımızı çözemez. Böyle bir şeye ihtiyacımız da yok. Ve böyle bir şeye şiddetle de karşıyız. Kendi irademizle, kendi gücümüzle, kendi bilgimizle, kendi tarihimizle, kendi ilmimiz ve irfanımızla kendi sorunlarımızı çözebiliriz. Eğer bu konuda birlik olabilirsek, gücümüzü ortaklaştırabilirsek, inanın Türkiye'nin önünde hiçbir güç duramaz. Ve biz bütün sorunları tereyağdan kıl çeker gibi çekeriz ve çözeriz. Bu nedenle sizinle dertleşmeye geldim. Yozgat'ı sizler çok iyi biliyorsunuz. Ama Yozgatlı olmayan birisi olarak Yozgat'ı anlatayım size. En az 5000 yıllık tarihi var Yozgat'ın. Olağanüstü zengin bir kültürü var Yozgat'ın. Bu tarih içinde hazineleri var. Yozgat'ın coğrafyasına dağılmış hazineleri var. Acaba biz bu hazineleri dünyaya ne kadar tanıttık? Acaba bu zengin kültürü dünyaya ne kadar tanıttık? Bakın Türkiye'ye demiyorum. Bu zengin kültürü bütün dünyanın bilmesi lazım aslında. 5000 yıllık bir kültür varsa, 5000 yıllık bir zenginlik varsa bunun tanıtılması lazım. Bu olmadı. Olmamaya da devam ediyor. Ama değişecek. Ama değiştireceğiz. Ama tanıtacağız. Ama birlikte yapacağız bütün bunları. Birlikte yapmak zorundayız. Birlikten güç doğar demiş bizim atalarımız. Ayrışmadan değil, birlikten güç doğar demiş. O zaman bizim de birlik olmamız lazım. Acaba Yozgat'ın en temel sorunu nedir diye dün akşam kendi kendime düşündüm. En temel sorunu nedir? Baktım. Düşündüm. Arkadaşlarıma danıştım. Kars'ta aynı sorun var, burada da aynı sorun var. Çankırı'da da, Kayseri'de de, benzer yerlerde pek çok sorun var. En temel sorunu rakamlarla vereceğim size. 2000'li yıllarda Yozgat'ın nüfusu 680 bini aşkın. 680 bini aşkın. Geçiyorum 2021 yılına. 680 binden 419 bine düşmüş. Niçin? İktidar partisine hep oy verdiniz. Dünya kadar söz verildi size. Bakanlar verdiniz. Bakanlar geldi. Hep beraber alkışladık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Verilen sözler hiç önemli değil. Siz bize oy verin, gerisi önemli değil. Nasıl oluyor da 680 binden 400 bine düşüyor?
419 bine düşüyor Yozgat'ın nüfusu. Niye Yozgatlar Yozgat'ı sevmiyor mu? Yozgat çok kötü bir kent mi? Yaşanamayacak bir kent mi ki Yozgatlı Yozgat'ı terk ediyor? Bunu ben değil, bunu her birinizin tek tek kendinize sormanız lazım. Madem ben bu kadar destek verdim, madem aldığım verginin büyük bir kısmını ödüyorum, peki nasıl oluyor da Yozgatlı Yozgat'ta kalmıyor, dışarıya gidiyor? Ve bir işsizlik sorunu. Cebimde kağıtlar var. Bakın, daha yeni geldim. Bir sürü kağıt var. Vatandaş iş istiyor. Vatandaş yanlış mı yapıyor? Hayır. Talep etmesi doğru mudur? Talep etmesi doğrudur. İşsizlik temel bir sorun mu? Temel bir sorun. İşsizliğin olduğu yerde ne oluyor? İnsanlar Yozgat'ı terk ediyor. Peki bu süre içinde, son 20 yıl içinde Yozgat'ta irili ufaklı kaç fabrika kapandı? 230'un üstünde fabrika kapandı. Bu fabrikalarda insanlar çalışıyordu değil mi? Alın teri döküyordu değil mi? Evlerine ekmek götürüyorlardı değil mi? Neden oldu da, nasıl oldu da bu fabrikalar niçin kapanıyor? Bu soruyu her Yozgatlı kardeşimin kendisine sormasını isterim. Bu işin sağı solu yoktur. Bu işin particiliği de yoktur. Bu işin felsefesi vardır, felsefesi. Biz bir ülkeyi, bir ili, bir bölgeyi nasıl büyütürüz? Bunu düşünmediğimiz takdirde siyaset yanlış zeminde oturmuş olur. Yanlış zeminde yürümeye başlar. Değerli arkadaşlarım, işsizlikle mücadele gelirler. Efendim derler ki toplum yararına çalışma programı var. İlkokul, ortaokul mezunu ne kadar varsa işte Türkiye İş Kurumu üzerinden 80 kişi, 100 kişi, 150 kişi çalıştıralım. İnsanlar kuyruğa girer, başlarlar, acaba orada iş bulabilir miyiz diye. Arkasından da işte 80 kişiye, 100 kişiye iş verir, 8 ay çalışır, 8 ay sonra tekrar herkes eski yerine döner. Ankara'da Yozgatlılar çok fazla. Biz onlarla zaman zaman iletişimdeyiz, oturur konuşuruz, onların dernekleri var. Ama ben isterim ki Yozgatlılar Ankara'ya, turist gibi gelsinler. Gelsinler Ankara'ya, İstanbul'u gelsinler. Sonra kendi ülkelerinde, kendi memleketlerinde otursunlar, konuşsunlar, sohbet etsinler, büyüsünler kenti. Bu kadar zengin bir kültür var, bu kültürü dünyanın her tarafına bir şekliyle tanıştırsınlar, anlatsınlar diyelim. Saygı Öztürk Yozgatlıdır biliyorsunuz. Saygıdeğer bir gazetecidir. 2018 yılında yazdığı bir yazı var. Sayın Fuat Oktay buraya gelir. Cümleleri aynen şöyle. Biz geçmişi tartışmayacağız. Geçmişi kapatacağız. Önümüze bakacağız. Tutarlı projelerle Yozgat için ne gerekiyorsa yapacağız. Sorunlar ortaya konulacak. El ele vererek bu işi çözeceğiz. Geçmişle tartışırsak geleceği yakalayamayız. 2023'e kadar Yozgat'ın nüfusunu nasıl iki katına çıkaracağımıza bakacağız. 2023 yılında Yozgat'ın nüfusunu nasıl iki katına çıkaracağımıza bakacağız. Hedef doğru mu? Hedef doğru. Hedef gerçekleşti mi? Hedef gerçekleşmedi. Tam tersine her yıl Yozgat'ın nüfusu düşüyor. Her yıl Yozgat'ın nüfusu azalıyor. Çünkü İşsizliğin olduğu yerde insanları tutamazsınız. İnsanların buraları geçmesi ve buraları aşması lazım. Değerli arkadaşlarım, işsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Bütün sosyal devletlerin temel görevi işsizlikle mücadele etmektir. Ve her sosyal devlet
istihdam yaratmak için elinden gelen bütün çabayı göstermek zorundadır. İstihdam yaratırsanız ülkeyi büyütürsünüz. Alın teri döken insanların sayısı ne kadar çok artarsa ülke o kadar itibarlı hale gelir ve güçlü hale gelir. İşsizliğin olduğu yerlerde devletin itibarı sarsılır. Eğer gençlerimiz, pırıl pırıl gençlerimiz geleceği yurt dışında arıyorsa önce Yozgatların düşünmesi lazım. Ne oldu bize de bizim evlatlarımız geleceklerini yurt dışında arıyorlar. Bunun sorulması lazım. Tarım. Bu bölgenin tarımı çok değerli. Herhalde Yozgat'ın kokulu yeşil mercimeğini benim kadar telaffuz eden ikinci bir siyasetçi yoktur. Bütün dünya duydu. Yozgat'ın kokulu yeşil mercimeğini bütün dünya duydu. Gittiğim her yerde anlattım bunu. Bu bölgeye özgü bir değer. Bu bölgeye özgü. Biz neden dışarıdan mercimek ithal ediyoruz? Hangi gerekçeyle dışarıdan mercimek, nohut, fasulye, canlı hayvan, et, saman, yem, bunları neden gübre, bunları ilaç, bunları neden dışarıdan ithal ediyoruz? Neden dışarıdan geliyor bunlar? Ve neden biz bunlara dolar dünyanın parasını ödüyoruz? Ve neden biz üretmiyoruz? Bu soruyu da hafızanızın bir yerinde tutun. Türkiye bunları üretebilir mi? Elbette üretebilir. Türkiye kazanabilir mi? Elbette kazanabilir. Tarım bir stratejik sektör müdür? Evet, dünyada tarım bir stratejik sektördür. Tarıma destek vermeyen dünyanın hiçbir ülkesi yoktur. Her ülke mutlaka tarıma destek verir. Neden stratejik sektördür? Efendim, evinizde buzdolabı olmayabilir, çamaşır makinesi olmayabilir. Ama yiyecek olmak zorunda. Yemek yemek zorundasınız. O nedenle tarımın ve çiftçinin, besicinin rolü dünyanın her tarafında çok önemlidir ve stratejiktir. Peki biz bunun farkında mıyız? Biz bunun farkında bile değiliz. Farkında değiliz derken çiftçiyi kastetmiyor. Siyaset kurumu bunun farkında mı diye. Siyaset kurumu, yani devleti yönetenler bunun farkında değiller. Tarım kanunu var. 21. maddesi der ki her yıl en az milli gelirin %1'i oranında çiftçiye destek verilir. Verilebilir değil, verilir diyor. Emredici hüküm, vereceksin diyor bu parayı. Çiftçiye vereceksin. Kim söylüyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi söylüyor. Neyle? Bir kanun çıkararak söylüyor. Peki yürütme organı bu kanun gereğini yapıyor mu? Yapmıyor. Bir kişi kanuna aykırı iş yaptığı takdirde savcı yakalayıp götürüyor, değil mi? Neden kanuna aykırı iş yaptın diye. Peki bir yürütme organı çıkan yasayı uygulamıyorsa ve çiftçiye milli gelirin en az %1'i oranda destek verilir hükmünü çalıştırmıyorsa ne yapmak gerekir? Herhalde yakalayıp savcıya götürmeyeceğiz. Bu bir siyasi tercihtir. Tercihin değerlendirileceği yer sandıktır. Dolayısıyla sandık geldiği zaman, yani seçim dönemi geldiği zaman bütün çiftçilerin şunu sorması lazım. Besicilerin şunu sorması lazım. Sen neden kanunun gereğini yapmadın ve %1 teşviği vermedin bize? O zaman kusura bakma, ben sandıkta oyumun rengini değiştireceğim demesi lazım. Bu olduğu takdirde her şey yürür. Biliyorum, mazotu da biliyorum, gübreyi de biliyorum, ilacı da biliyorum, hepsini biliyorum. İzlenecek politika şu, bakın onu da söyleyeyim. Öyle ya, siz gelince ne yapacaksınız? İzlenecek politika şu. Tamam, izlenecek politika şu. Siz iktidar, yani Allah'ın izniyle destek verir ve bizi yetkilendirirseniz yapılacak iş şudur. Bir, çiftçinin ürettiği ürünün maliyetini bulacaksınız. Öyle mazotlu, gübreydi falan filan. Maliyetini bulacaksınız. Kimle? Ziraat odalarıyla beraber. Devletin yetkilisi kaç dönüm ektin, ne ektin, maliyetini bulacak. Üstüne makul bir kar ilave edeceksiniz. Eşittir o, taban fiyat olacak. Maliyet
artı kar eşittir taban fiyat olacak. Böylece hangi çiftçi neyi ekerse planlanacak. Programlanacak. Kimin neyi ekeceğini herkes bilecek ve hiç kimse zarar etmeyecek. Taban fiyat belli mi? Belli. Taban fiyatın üstünde müşteri bulursan götür sat kardeşim. Taban fiyatın altına düştü mü devlet diyecek ki ben alacağım, çiftçiye zarar ettirmeyeceğim. İşin özü, işin mantığı budur. Bizde tarım planlaması var mı? Tarım planlaması yok. Şöyle yapıyoruz genelde. Bu sene hep beraber ne ekiyoruz? Patates ekiyoruz. Ve hep bir zarar ediyoruz. Bir bakıyoruz soğan iyi fiyat etti bu sene. Ertesi yıl hep beraber soğan ekiyoruz. Ve yine hep beraber zarar ediyoruz. Planlama nedir? Planlama şudur değerli kardeşlerim. Planlama sınırsız ihtiyaçlarla sınırlı kaynaklar arasında sağlıklı bir dengeyi sağlamaktır. Planlama budur. İhtiyaçlar sonsuzdur. Ama kaynaklar sınırlıdır. Kaynaklarla ihtiyaçlar arasındaki dengenin, sağlıklı dengenin kurulması lazım. Peki ben size sorayım. Eskiden devlet planlama teşkilatı vardı değil mi? Var mı şimdi? Yok, kapatıldı. Niye kapatıldı? Çiftçi planlama yapar. Bankadan borç almıştır, maliyeti vardır. Kaça satacağım, ne kadar gelir elde edeceğim, ayakta duracak mıyım, durmayacak mıyım? Sanayici planlama yapar. Evde halk aile planlama yapar. Memursa aldığı aylıkla bir ayı nasıl geçindireceğim diye. Koskoca devletin devlet planlama teşkilatı kapatıldı. Ve bu tablo ortaya çıktı. O nedenle bunun da ayağa kaldırılması lazım. Değerli arkadaşlarım, yine aynı şey ifade edeyim. Çiftçiye özel teşviklerin getirilmesi lazım. Özel teşvikler. Ve bölgelere göre çiftçinin neyi ektiği, bölgelerin özelliğine göre belirlenmesi lazım. Erzurum'dan Kars'a kadar olan alanda tamamen hayvancılığın, besiciliğin desteklenmesi lazım. Emin olun bu desteği sağladığınız zaman sadece Türkiye'yi değil, biz Kafkasları da Orta Doğu'yu da besleyebiliriz. Tarımı iyi planladığınız zaman bırakın dışarıdan mal ithal etmeyi, biz dünyanın her tarafında tarım ürünü ihraç edebiliriz. Şunu hafızanızın bir yerinde tutun yine. Konya ilinden küçük bir devlet var, adı Hollanda. Konya'dan küçük, toprak büyüklüğü. Bu devletin yıllık tarım ürünü ihracatı 180 milyar doların üstünde. Peki bizim dünya kadar toprağımız var, insanımız çalışkan, topraklarımız bereketli, ayımız, güneşimiz, suyumuz, denizlerimiz, her şeyimiz var ve neden biz bu haldeyiz? İyi yönetilmiyoruz. İyi yönetilmiyoruz ama iyi yönetilmemenin faturasını sizler çekiyorsunuz. Birlikte çekiyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, tarımla ilgili yine bir şey daha ifade edeyim. Sonra kısaca esnafa da değineceğim. Bir çiftçinin traktörü hazzedilemez. Bir çiftçinin malları ya da bir besicinin malları hazzedilemez. Çiftçiyi hazzediyorlar, götürüyorlar traktörünü. Bir kanun çıkararak bunları hacizin dışında tutacağız. Çiftçinin, Ziraat Bankası veya diğer bankalar, Tarım Kredi Kooperatifi'nin herhangi bir şubesinden aldığı kredilerin faizlerini tamamen sileceğiz. Daha ne faizi alıyorsun? Adam batmış zaten. Faizlerini sileceğiz. Ana parayı makul, ana parayı makul bir takside bağlayacağız. Makul bir taksit zaman dilimi içinde ödeyecek. Zaten bu dediğim faizleri sileceğiz demem de öyle çok büyük bir lütuf da değil zaten. Tarım Kanunu 21. maddesinin sizin için öngördüğü teşvik zaten bu. Ne faizi ödeyeceksiniz? Katmerli faiz ödüyorsunuz. Pandemide borç verdik diyorlar. Geri ödeyemiyor, üstüne yeniden faizler, yeniden taksitlendirmeler. Çiftçi bunun altından kalkar mı? Kalkamaz. Kaldıracağız. Faizleri bitireceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Çiftçinin kullandığı mazot yatağı hangi fiyattan veriyorlarsa, denizlerde tur atıyorlar, geziyorlar ya, ona hangi fiyattan mazot veriyorlarsa
aynı fiyattan mazotu çiftçiye vereceğiz. Çiftçi de aynı fiyattan alacak. Efendim, yata binen kişi geziyor, keyfini çıkarıyor. Ya çiftçi traktörüne binecek kardeşim, tarlasına gidecek, üretecek. Bir katma değer yaratacak. Türkiye'nin büyümesine katkıda bulunacak. Sen kimi destekliyorsun ve niye destekliyorsun? Akıl var, mantık var. Bunları öğütledim, söyledim yalnız bunları yapın diye. Ama yapmıyorlar. O zaman biz yapacağız. Beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Ele güne bu ülkenin çiftçisini mahkum etmeyeceğiz. Efendim, başka bir şey daha. Topraklarınız var, bereketli, güzel. Besicilik yapıyorsunuz, gayet güzel. Neden buralarda bir ziraat mühendisi görevli değil? Neden bir veteriner görevli değil? Toprak analizi yapacak. Planlamanın dışında diyecek ki, bu toprakta şunu ekersen çok daha verimli olur. Şu gübreyi şu kadar atacaksın diyecek. Devletin memuru olacak. Çiftçiye hizmet edecek. Ve çiftçiye bilgi verecek. Ziraat mühendisleri var dışarıda, hepsi işsiz geziyorlar. E görevlendir kardeşim. Gelsinler köylerde, şurada burada gezsinler. Çiftçiye destek versinler. Toprak analizleri yapsınlar. Eğer besicilik yapılıyorsa veteriner görevlendireceksin. Aşılar zamanda yapılıyor mu, yapılmıyor mu diye. Gerekirse aşılar yapılacak. Aşı bedellerini devlet kendisi ödeyecek. Sağlıklı bir ürün yemek istemez miyiz? Hayvanların sağlıklı olmasını istemez miyiz? Dışarıda dünya kadar veteriner var. Ziraat teknisyeni var. Hepsi işsiz. Kardeşim, söyledim, bir daha söylüyorum. Köyde imamımız şerefiyle namusuyla görev yapar. Aynı yerde ziraat mühendisimiz şerefiyle namusuyla görev yapar. Besicilik yapılıyorsa veterinerimiz aynı yerde şerefiyle namusuyla görev yapar. Böylece bir sorun çıktığı zaman da ilk başvuracağı yer ya ziraat mühendisi, teknisyeni veya veteriner olacak. Bakın, dünya kadar işsiz var. Üniversiteyi bitirmiş, ben işsizim diyor. Kardeşim, işsizsen devletin sana iş bulması lazım. İş vermesi lazım. Var mı? Evet var. Bu hizmet değerli mi? Evet değerli. Bu hizmet kimin için değerli? Çiftçi için, üretici için değerli. Bilgi sahibi olacak. Birikim sahibi olacak. Değerli arkadaşlarım, kullandığınız elektrik, burada ne kadar var bilmiyorum. Çiftçiler kuyu kazıyorlar, elektriği çekiyorlar, suyu çıkarıyor, tarlasını soruyor. Elektrik özelleştirildiği için efendim faturanı ödeyeceksin. Elektrik faturasıyla geliyorlar önünüze. Ya kardeşim, şu ürünü satayım, bari ondan sonra paramı alayım, sonra senin borcunu öderim. Hayır, hemen şimdi ödeyeceksin. E yok, para yok. Ürün satılmadı ki daha. Bunun için de program yapacağız. Hiç kimse endişe etmesin. Ürün satıldıktan sonra ancak elektrik bedelini talep edebilir. O süre içerisinde de asla faiz çalıştıramaz. Bunu yapacağız. Efendim, ben bunu yapamıyorum diyorsa bir elektrik dağıtıcısı, kusura bakma kardeşim, senin hakkını iptal ediyorum, tekrar devlete iade ediyorum bunu diyeceğiz. Hiç lamıcımı yok. Polisiye tedbirlerle piyasada iş düzelmez. Esnaf da çok perişan vaziyette. Esnafın da bankalardan ve esnaf kefalet kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız çiftçiler gibi. Onlar da faizi ödemeyecekler. Bu dönemde alınan hiçbir kredinin faizi ödenmeyecek. Faizi devlet üstlenecek. Ben ödeyeceğim diyecek. Esnaf bu milletin orta direğidir. Orta direğidir. Ahi evran kültürü vardır. Siz kültürü yok ediyorsunuz. Orta direği yok ediyorsunuz. Bunu da sağlayacağız. Efendim, aramızda muhtarlar var. Muhtar kardeşlerim, size de bir iki düşüncemi aktarayım. Sonra buraya oturacağım. Sizlerin sorularına cevap vermeye çalışacağım. Muhtarlık kurumu çok değerli bir kurumdur. İlk muhtarlık seçimi bu topraklarda 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılmıştır. Milletvekili seçiminden öncedir. O nedenle muhtarlara
demokrasinin temel taşı diyoruz. İlk seçim bu topraklarda bir muhtarlık seçimidir. Sizin bir kanununuz bile yok. Söyleyeyim değerli arkadaşlar. 82 ayrı kanunda 354 maddede muhtar adı geçer. Ne siz bilirsiniz ne ben bilirim. Sizin bir temel muhtarlık kanununuz olması lazım. Bu olmadığı takdirde muhtarlığın önemi yoktur. Sizin seçimlerde birleşik oy pusulanızın olması lazım. Kabine giriyorsunuz, rakibinizin varsa oy pusulasını cebinize koyup dışarı çıkıyorsunuz. Gelen kişi bulamıyor, o oy vereceğim muhtar nerede, pusulası yok diyor. Değer verilmesinin yolu birleşik oy pusulasından geçer. Vatandaş kimi isterse gider mührünü basar. Sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla dağıtılması lazım. Muhtarın siyasi kimliğinden çok, muhtar bir kanaat önderidir aynı zamanda seçimle gelmiş. Güven duyulan bir insandır. Mahallesinde veya köyünde kimin fakir olduğunu en iyi bilen iki kişi vardır. Mahallenin muhtarı veya mahallenin bakkalı. Bu ikisi. Kimin fakir olup olmadığını bilirler. Eğer bir sosyal yardım yapacaksanız ve gerçekten amacına ulaşmasını istiyorsanız o zaman sosyal yardımları muhtarlar aracılığıyla dağıtacaksınız. Değerli arkadaşlarım, mahalledesiniz, belediye meclisi bir karar alıyor. Sizin hiç haberiniz bile olmuyor. Vatandaşın en rahat ulaştığı yer kim? Muhtar. Ya muhtar bu mahallede niye bu karar alındı? Haberiniz yok. Olması gereken belediye meclisinde sizin mahallenizle ilgili bir olay görüşülecekse, bir karar alınacaksa muhtar mutlaka oraya katılmalı, söz ve karar sahibi olmalı. Aksi halde bu iş yürümez. Aksi halde siz dışlanmış oluyorsunuz. Muhtarlık kurumunu kanun kamu kurumu olarak kabul etmiyor. O nedenle belediyeler muhtarlarla ortak proje geliştiremiyorlar. Muhtarlığın da bir kamu kurumu olarak kabul edilmesi gerekiyor. Köy tüzel kişiliklerini yeniden inşa edeceğiz. Oradan da bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. Ayrıca her muhtarın bir bütçesinin olması lazım. Vatandaşın en rahat ulaşacağı yer muhtardır. İhtiyacını en rahat beyan edeceği yer muhtardır. Muhtarların bir bütçesinin olması lazım. Ben bunu söylediğimde itiraz ettiler. Vay efendim, para nereden bulunacak? Ya bulunduğunuz mahallede konutlar var, emlak vergisi ödeniyor. Emlak vergisini ödeyen kişiler sizi de belediye başkanını da seçiyorlar. Paranın tamamı belediyeye gidiyor. Kardeşim %1'i de muhtara gitsin. Ne var yani bunda? Fakir fukara en rahat muhtara ulaşacak. Çocuğum üniversiteyi kazandı, gidecek, kaydını yapacak. Yol param yok diyor. Belediye başkanına ulaşamaz. Valiye ulaşamaz. Milletvekiline ulaşamaz. Bakana ulaşamaz. Cumhurbaşkanına ulaşamaz. En rahat ulaşacağı kişi sabah gidip kapıyı açacak, muhtara ulaşacak. Yol parasını muhtarın vermesinde ne sakıncası var? Alacak ve onun yol parasını verecek. O nedenle bir bütçesinin olması lazım. Daha buna benzer pek çok düşünce var. Onları ifade edeyim. Değerli arkadaşlarım, ilk bir hafta içinde sizlerin oylarıyla inşallah iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde yapacaklarımızı size söyleyeyim. Birincisi şu. Tank palet fabrikası vardı, Şanlıordumuza ait. Tank palet fabrikasını Katar'a verdiler. Katar'a peşkeş çektiler. İlk bir hafta içinde tank palet fabrikasını onların elinden alacağım, Şanlıordumuza teslim edeceğim. Az önce söyledim, çiftçinin bankalardan, tarım kredi kooperatiflerinden aldığı kredinin faizlerini sıfırlayacağız. Az önce söyledim, esnafın, Halk Bankası ve diğer bankalar, esnaf kefalet kooperatifinden aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir hafta içinde sileceğiz. Ana parayı da makul taksite bağlayacağız. Çiftçinin tarım makineleri, besicinin hayvanları
asla icra dairesine gitmeyecek. Asla icra konusu olmayacak. Bununla ilgili de bir düzenleme yapacağız. Beşiktaş'taki terör saldırısında, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden ve vatandaşın şehitlerimize ve yakınlarına ödenmesi için ödediği paraları ilk bir hafta içinde şehitlerimize ve gazilerimize dağıtacağız. Haklarını teslim edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun, bir daha söylüyorum. Bedeli ne olursa olsun, bayrağımızı indirdiler. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. İlk bir hafta içinde bedeli ne olursa olsun o bayrağı vatan topraklarına dikeceğim. Süleyman Şah Türbesi'ni de oraya götüreceğim. Şunu da bilmenizi isterim. Son tezkere geldi. Niye hayır diyorsunuz? Ben şunu sormak istiyorum. Milliyetçi duyguların en güçlü olduğu illerden birisi Yozgat. Bunu gayet iyi biliyorum. Bundan ötürü de aslında gurur da duyuyorum. Sevinçliyim de. Ülkesine, bayrağına, vatanına sahip çıkmak kadar değerli bir şey var mı? Ben bu topraklarda hiçbir zaman yabancı bir asker postalını istemiyorum. Nokta. Bizim 6 okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Milliyetçilik vatanseverliktir. Bütün Yozgatlı kardeşlerimin şunu çok iyi bilmesini isterim. 2 kırmızı çizgimiz var. Birisi vatandır. İkincisi bayraktır. Eğer bayrakları bayrak yapan üstündeki kansa o bayrağa saygı duymamız lazım. Bayrak kırmızı çizgimizdir. Vatan da kırmızı çizgimizdir. Yabancı bir asker postalının gelmesini istemiyorum. Lütfen bunu gittiğiniz her yerde söyleyin. Hangi gerekçeyle siz yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesini istiyorsunuz? Hangi gerekçeyle istiyorsunuz? Terörle mücadele. Terörle mücadele. 35 yıldır terörle mücadele ediyor bu memleket. 35 yıldır. -45 derecede, 35 derecede dağda, bayırda, ovada şehit oluyor, mücadelesini sürdürüyor. Yabancılar mı yaptı bu mücadeleyi? Şimdi terörle mücadele edeceğiz. E ne olacak? Yabancı askerleri çağıracağız. Meclis kürsüsünde sordum. Kim bu yabancı askerler? Amerikalılar mı? Ruslar mı? Yunanlar mı? Almanlar mı? Kim bu yabancı askerler? Çıkın millete bunu açıklayın. Bahçeli'ye söyledim özellikle. Açıklayın. Buna evet diyorsunuz. Ve çekin dedim bu maddeyi. Çekmiyoruz diyorlar. Çekmediler de. Elinizi vicdanınıza koyun ve sandığa giderken öyle gidin. Yabancı askerleri Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine Türkiye'ye getirilmesini asla istemiyoruz. Asla. Bizim ülkemiz var. Mücadeleyi yapanlar bizim şerefli polislerimizdir, askerlerimizdir. Yaptılar o mücadeleyi. Sonuna kadar yapıyorlar ve mücadeleyi de sonuna kadar sürdürüyorlar. Bakın o şerefli polislerimiz, askerlerimiz neyi de yapıyorlar? Uyuşturucu baronlarını yakalıyorlar. Tonlarca uyuşturucu getiriyorlar. O polislerimiz yakalıyor uyuşturucuyu. Hiçbir savcı korkudan soruşturma dahi açamıyor. Ya fırından bir gariban ekmek çalsa yakalar götürürler. 50 tane de soruşturma açarlar, bir de hapse atarlar. Peki tonlarca, kilolarca uyuşturucuyu getiriyorlar. Polis yakalıyor, savcı soruşturma açamıyor. Bu kardeşinize güvenin. Hepsinin burnundan fitil fitil getireceğim. Kim üretiyorsa, kim üretiyorsa, kim çalışıyorsa, kim alın teri döküyorsa onun yanında olacağız. Terörle mücadele, bunların yaptığı gibi yapmayacağız. Söz veriyorum, söz. O Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler.
Mücadele yürek işidir. Mücadele bilek işidir. Mücadele. Efendim Biden bana güldü mü gülmedi mi? Biden benimle tokalaştı mı tokalaşmadı mı? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt dışına çıkıp da böyle bir pozisyona veya bir başka liderlerin böyle bir pozisyona düştüğünü gördünüz mü? Ya ben utanıyorum ya. Ben utanıyorum ya. Selam versin veya vermesin kardeşim. Tokalaşsın veya tokalaşmasın ya. 50 sefer arkasından koşuyorum. Acaba bana merhaba diyecek mi? Geçiniz bunları. Türkiye'nin itibarı her kişinin itibarının üstündedir. Ben dahil. Hepimizin itibarının üstündedir. Orada vatan vardır, orada bayrak vardır. Bu bireysel bir mesele değildir. İtibar budur. Bu itibarı koruyacaksınız. Efendim şimdi buraya oturacağım. Bana sorular soracaksınız. Sizden isteyeyim. Efendim bu soru genel başkana sorulur mu? Rahat sorun. Bizim bir helalleşmemiz lazım. Bizim kabahatimiz var mı? Dünya kadar kabahatimiz var. Onu da söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç kabahati yok falan filan. Kabahatimiz var kardeşim. Yanlışımız da var. Bunları gayet iyi biliyorum. Yozgat bize oy vermedi. Niye versin kardeşim? Sen geldin Yozgatlı'nın sofrasına oturdun mu? Çayını kahvesini içtin mi? Derdini dinledin mi? Ya bu dert böyle çözülür dedin mi? Demedin. Ankara'da konuştun. Efendim herkes bana oy versin. Niye versin kardeşim? Adım adım sokak sokak geziyorum. Adım adım. Bu badireden Türkiye'yi çıkaracağız. Benim öyle köşeyi dönme gibi bir şeyim yok. Allah'a çok şükür. Çocuklarımın işi gücü var. Çoğunu da tanımazsınız evlatlarımı. Evladını askere gönderen, paralı değil, kısa dönem değil, evladını askere gönderen, aslan gibi askere gönderen genel başkan benim. Vatanseverlikse buyurun gelsinler bakalım. Bütün algılarımızı değiştireceğiz. Bütün algılarımızı. Yeni bir başlangıç yapacağız. Yeni bir başlangıç. Bu memleketi büyüteceğiz. Memleketi diyorum. Türkiye'yi büyüteceğiz. Bölgesinin en güçlü devleti haline getireceğiz. Ama bütün bunları yaparken barışı elden bırakmayacağız. Huzuru elden bırakmayacağız. Kardeşliği elden bırakmayacağız. Beraber ve birlikte olacağız. Göreceksiniz 6 ayda bu memleket nefes alacak. 6 ayda. Sonra göreceksiniz böyle nasıl parça parça büyüyor bu memleket. Gidip kimseye el avuç açmadılar. Bakın şu örnek çok değerlidir. Yeni cumhuriyet kurulmuştur. Osmanlı'nın borcu son kuruşuna kadar ödenmiştir. Hiç kimseye el avuç açılmamıştır. İşte o onurlu Türkiye'nin kimliğini yeniden yaratacağız. Beraber yaratacağız, birlikte yaratacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyorum.